Hala ağrıyor mu? Gittikçe şiddetleniyor. Hastaneye git Ahmet ya da bir eczane bul, ilaç al. Nöbetçi eczane var mıdır acaba? Bilmiyorum ama böyle sabah olmaz. Neyse ben gidiyorum. Nuri abi bana neden haber vermedi acaba? Nuri abi? Allah seni kahretmesin. Ödümü patlattın be. Oğlum ne işin var bu saatte burada? İlaç almak için çıktım abi. Dişim ağrıyor da. Sen neden bu saatte dükkandasın Nuri abi? Gördüğün gibi çalışıyoruz oğlum. Haber verseydin yardıma gelirdim. Et genelde gündüz gelirdi Nuri abi. Bu kez gece geldi. Senin için bir sakıncası var mı Ahmet? Yok, sadece merak ettim. Oyalama beni, işim var. Nereye gideceksin, ilaç mı alacaksın, ne alacaksın? Evet abi, ilaç alacağım. Tamam, al hadi ilacı. Bak, bana bak. Bu konudan sakın kimseye bahsetme, tamam mı? Yani sen böyle bir şey görme. Neden abi? Ya soru sorma işte. Ucuza aldım etle. Anladın mı? Herkes öğrenmesin. Hadi git hadi. Ne alacaksın? İlaç mı alacaksın? Ne alacaksın? Hadi. Git hadi git. Oyalanma. Git. Tövbe tövbe. Ne yaptın? Ne yaptın Ahmet? Eczaneye gittin mi? Eczaneye de gitmedim, ilaç da almadım. Neden? Nuri abiyi gördüm. Dükkana et indiriyordu. Bu saatte mi? Evet, bu saatte. Sence de anormal değil mi? Bu işin içinde bir iş var Nezihe. Ne gibi? Ya at kesiyor bu adam ya da eşek. Geçen gün dükkanda biriyle konuşurken uyanmıştım zaten.
Aman neyse canım, günahı onun boynuna. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle ya? Günahı onun boynuna demek ne demek? Eğer öyle bir şey yapıyorsa ve ben bunu bilerek susarsam, bu günah benim de günahım olur. Ah. Bak, sakın bu konuda bir şey söyleyeyim deme. Nasıl yani? Ben seni bilirim. Sen şimdi hesap sorarsın Nuri abiye. Sonra da kendini kapının önünde bulursun. Bak, bir kez daha tembihliyorum. Bu konuda ağzını bile açmıyorsun. Hem belki de düşündüğün gibi değildir. Ahmet! Ne yapıyorsun burada? Sağa solu toparlıyordum. Ahmet! Bugün yemek şirketinden gelecekler. Kıymayla kuşbaşı alacaklar. Ya bunlar gelmeden biz hazırlayalım, tamam mı? Hazırlayalım patron. Sen tezgahtaki etlerden kesmeye başla. Ben sana buradan takviye vereceğim. Tamam mı? Hadi. Tamam abi. Hadi. Ahmet. Al bakayım şunu. Ahmet, şu etleri de kat o etlerin içine. Tamam, hadi. Oğlum ne bakıyorsun öyle? Nuri abi. Ne var? Abi bunlar ne eti? Ya ne eti olacak? Mis gibi dana eti. Abi dün bu etler buradaydı. Neden arkaya aldın? Ya sen işine baksana, sana ne? İster öne alırım, ister arkaya alırım. Bak işine sen. Allah Allah. Selamün aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ahmet ne haber? Kolay gelsin. Sağ ol. Nur abi bana bir paket köfte verir misin abi? Tabii hemen vereyim. Daha sabahleyin yaptım. Taze taze vallahi. Sağ ol abi. Ey maşallah be, köfteye bak. Buyur kardeşim. Sağ ol abi. Afiyet şeker olsun. Hayırlı akşamlar abi. Güle güle, güle güle. Hayırlı işler. Hadi yürü, çok geç kaldık, herkes gitti. Yarına bir sürü ödev var. Evet. Bize gelsene, birlikte yaparız ödevlerimizi. Olur ama annemden izin almam lazım. Önce size uğrarız, sen annene söylersin, sonra bize gideriz. Tamam. Aa, biz bugün babamla ayakkabı almaya gidecektik. Baban akşama gelmiyor mu? Doğru söylüyorsun. Çok güzel olmuş. Evet, ayranlarınız da geldi çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş değil mi köfteler? Anneminkiler kadar olmasa da yine de fena sayılmaz. Annen gelinceye kadar benim yemeklerime katlanmak zorundasın küçük bey. Sen söyle Efe, nasıl olmuş? Bence çok güzel. Gördün mü? Beğenmedin ama yerken de boğulacaksın neredeyse. Acele ediyoruz Sedat amca, ödevlerimizi bitirdikten sonra babamla ayakkabı almaya gideceğiz. Gidersiniz gidersiniz, daha çok zaman var. Tamam, hadi bakalım. Üf,
Nuri abi. Ne var? Bir iki saatliğine çıkabilir miyim? Efe ile çarşıya çıkacağız. Hadi çık bakalım, çık. Hoş geldin oğlum. Anne, çok karnım ağrıyor. Ne oldu karnına? Bilmiyorum ama kötü ağrıyor. Geç. Çok mu ağrıyor oğlum? Karnın mı ağrıyor yoksa miden? Bilmiyorum anne. Ağrıyor işte. İşte tam burası. Miden ağrıyor oğlum, üşütüyorsun. Dur ben sana nane limon kaynatayım. Çıkar şu üstünü. Aa, çok acıyor. Geçecek oğlum, geçecek. Geçecek. Hay Allah, ne oldu böyle birdenbire? Soğuk su mu içtin yoksa oğlum? İçmedim baba ya. Annen olsaydı bir şeyler kaynatır, iyileştirirdi seni. Dur bir soralım bakalım. Tamam mı Furkan? Alo. Hayatım ne haber? Biz de iyiyiz. Babam nasıl? Daha iyi değil mi? İyi maşallah. Furkan iyi. İyi de biraz midesi ağrıyor keratanın. Üşüttü herhalde. Ne vereyim ona? Ne iyi gelir? Doktora mı götüreyim? Hani sen bir şeyler kaynatıyordun ya, onun için sordum. Doğru söylüyorsun. En iyisi doktora götürmek. Tamam. Tamam canım, tamam. Hadi görüşürüz. Ay. Çok ağrıyor baba. Doktora götürelim. Sen gelmeden önce nane limon içirdim ama. Anneciğim, ölüyorum. Ben naneyi limonu bekleyemem. Doktora gidiyoruz. Çocuğun eşyalarını al hemen. Tamam. Canım oğlum. Aklım almıyor.
Sen de et yedirmemişsin. Nasıl oldu da zehirlendi bu çocuk ya? Ben de bilemedim. Hayırdır? Kim bu saatte? Aa Sedat. Buyur içeri gir buyur. Yok girmeyeceğim. İyi akşamlar Ahmet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu saatte rahatsız ettim sizi. Bizim çocuk zehirlendi de etten üreyen bir bakteriden. Ben de Efe'yi merak ettim. Onda bir şey var mı diye geldim. Evet biz de yeni geldik hastaneden. Efe de etti üreyen bir bakteriden zehirlenmiş. Nezihe de et yedirmemiş. Hayır yedirmedim. Okulda mı yediler acaba? Ben bugün onlara köfte yaptım. Sizden almıştım yani. Senin oğlanla beraber ders çalışmaya gelmişlerdi. Ama ondan bir şey olacağını zannetmiyorum. Sizden aldığım ete de güvenirim ben. Ne demek sakin ol Nezihe? Benim oğlum o etten zehirlendi, sen hala bana sakin ol diyorsun. Bir daha o etten yemeyiz, olur biter. Hadi biz biliyoruz yemeyeceğiz. Ya yiyenler ne olacak? Bu günaha yüklenmemi bekleme benden. Söylediklerinde haklısın. Ama ben senin işinden olmanı istemiyorum. Bir daha o yokluk günlerine dönmek istemiyorum. Sen ne dersen de ben şikayet edeceğim. Ben işsiz kalacaksın diyorum, sen şikayet edeceğim diyorsun. Et Ahmet, et. Hiç durma, et. Ama sonrasını sen düşün. Sen ne dersen de ben o sahtekarın canını okuyacağım. Ooo Ahmet Bey hoş geldiniz. Dükkanın yolunu bulabildiniz nihayet. Neden geç kaldığımı merak ediyor musun? Kim bilir ne masal uyduracaksın yine. Bütün gece hastanedeydik. Efe hastalandı. Zehirlenmiş. Yediği etten zehirlendi oğlum. Dün Sedat Bey buradan aldığı köfteden yapmış. Efe de ondan yemiş. Sedat Bey de hastanedeydi. Onun da oğlu zehirlenmiş. Ne eti yedirdin onlara? At mı eşek mi? Ya ne saçmalıyorsun sen be? Saçmalıyorum öyle mi? Saçmalıyorsun tabii. Sana saçmalamadığımı ispat edince bakalım böyle sakin durabilecek misin? Ahmet dur. Nereye? Ahmet. Ahmet. Ya Ahmet. Ahmet dursana be. Ya. Bu gece olmadı. Ama elbet yakalayacağım seni Nuri abi. Nereden geliyorsun? İşim vardı. Hala o işin peşindesin değil mi? Bak, sana verdiğim bir hafta süre doluyor. Oğlumu da alıp gideceğim bu evden. Umrunda değil gibi davranıyorsun. Ya da şaka yaptığımı düşünüyorsun. Ama gideceğim Ahmet. O adamı suçüstü yakalamadan benim içim rahat etmeyecek. Sonunda geldi. Thank you.
Kolay gelsin Nuri abi. Ahmet, ne yapıyorsun Ahmet? Çek o bıçağı Ahmet. Beni beklemiyordun değil mi? Sakin ol Ahmet. Ne yapıyorsun? Ahmet, çek o bıçağı Ahmet, ne olursun. Canını seviyorsan sesini çıkarma. Tamam Ahmet, sakin ol Ahmet. Bırak elini, bırak. Dikilerini bırak. Ahmet, Ahmet yapma. Bırak dedim. Ahmet, sakin ol. Ahmet. Kapat şu kapıyı. Tamam Ahmet, tamam. Sakin ol Ahmet, tamam. Kapat dedim. Tamam, kapatıyorum. Ahmet, sakin ol Ahmet. Geç, konuşma, fazla konuşma. Yürü. Ahmet, nereye gidiyoruz? Yürü. Ahmet, yürü. Nereye gidiyoruz Ahmet? Ahmet. Geç direksiyona. Geç. Tamam, geç. Geçiyorum. Sakin ol. Bak geçtim. Çalıştır arabayı. Tamam. Tamam. Tamam Ahmet. Çalıştır. Tamam Ahmet, tamam. İn aşağı. İn. İn. Nereye geldik Ahmet? Mangal yapacağız. Mangal mı? Ne mangalı? Arkada taze kesilmiş et var. Şimdi ne mangal olur ondan ama, değil mi? Bak Ahmet. Ne istersen yapacağım. Sus. Gidelim buradan. Sus. Tamam, gideceğiz. Önce senin bir karnını doyuralım. Yürü. Ahmet. Yürü. Nefis oldu, nefis. Lokum gibi pişmişler. Al bakalım. İstemiyorum. Ne demek istemiyorsun? Ben boşuna mı uğraştım? Yiyeceksin bunları. Hadi başla. İstemiyorum. Hadi diyorum, hadi. Yiyemem Ahmet. Neden yiyemiyorsun? Ben... Ne eti bunlar Nuri abi? Çek bu bıçağı, çek. Ne eti bunlar Nuri abi? Eşek eti. Eşek. Yazıklar olsun sana. Bunu bana değil, polise anlatacaksın. Bırak, araba polisi. Polisi araba, ne olursun. Cezanı çekeceksin Nuri abi. Ne olur. Arama bak, ne olur. Yalvarıyorum sana bak. Ne istersen yapacağım. İki katı para vereceğim sana. Paranın da senin de canın cehenneme. Hem işe de alacağım seni. Sana bir hafta mühlet. Bir hafta içinde ya iş bulursun ya da bu evlilik biter. Hem bir daha tövbe. Dükkanıma bir daha böyle etleri sokmam vallahi. Ne olur bana bir şans ver Ahmet. Beni düşünmüyorsan kendi yuvanı düşün Ahmet. Bir daha yapmayacağına dair söz veriyor musun Nuri abi? Vallahi söz. Vallahi de söz. Billahi de söz. Söz Ahmet. İşime geri döneceğim. Tamam, sabah gel işine başla. Sana iki katı maaş vereceğim. Bir daha olursa yakarım canını Nuri abi. Tamam. Tamam Ahmet. Tamam. Ben işe gidiyorum. Hayırdır, ne işi, kahvaltı hazırladım. Eski işime geri döndüm. Eski işine mi? Nuri abinin yanına mı? Evet. Dalga mı geçiyorsun benimle? Nuri abi seni işe alır mı hiç? Aldı. Hem de eski maaşımın iki katı maaşla beni işe aldı. Ama nasıl olur? Oldu işte. Ben doğrularımdan ödün verdim, oldu. Doğrularından ödün vermek mi? Sen işe gir de bırak doğruları yanlışları. Neyse, hadi görüşürüz.
Efendim? Ne oldu Neziye? Neden ağlıyorsun? Ne? Ne oldu Efe'ye? Hemen geliyorum. Ne oluyor Ahmet? Efe hastalanmış. Ne? Neziye onu hastaneye götürüyormuş. Hey Allah'ım. Gene gidiyor bir yere ama. Ne oldu buna gene ya? Allah Allah. Yoksa... Allah Allah. Ya bir kere de cevap ver şu telefona be kadın. Allah. Hay senin ben. Aliye! Aliye! Allah Allah! Aliye! Sağır kadın! Aliye! Ya bu etler nerede? Aliye, etler nerede? Aliye, etleri ne yaptın? Aliye. Nuri. Aliye, ne yaptın etleri? Aliye. Neredesin sen ya? Ay sorma Nuri'cim. Emine teyzelere gittim. Torunların ikisi birden hastalanmış. Hastaneye kaldırmışlar. Hastaneye mi? Hı. Ay hem sadece onlar da değil. Hüseyin amca ile karısı da hastalanmış. Onları da hastaneye kaldırmışlar. Ya başkaları da varmış. Bu insanlara yedikleri bir şey mi dokundu acaba? Yedikleri bir şey mi? Sen etleri ne yaptın? Mahalleliye dağıttım. Ne yaptın, ne yaptın? Ay dağıttım Nuri'cim. Sana sordum ya. Sen de ne istersen onu yap dedin ya. Bizim Ahmet'e de verdin mi? Verdim, verdim. Vermez olur muyum hiç? Yaktın beni sen, yaktın. Yaktın, yaktın beni Aliye. Yoksa... Yaktın sen beni. Nuri, sen ne yaptın ya? Ne yaptın sen? Bana söz vermiştin. Bir daha dükkana öyle et sokmayacaktın. Ucuz atlattık Ahmet. Sen o eti nereden buldun? Ali abla verdi. Nuri abi ona mahalleliye dağıtsın diye vermiş. Tamam, sen git içeride çocuğu yalnız bırakma. Ben birazdan gelirim. Tamam. Ahmet, hayırdır? Sizden kim zehirlendi? Efe mi yoksa? Mahallenin yarısı hastanede. İçlerinde çocuklar var, yaşlılar var. Hasan amcanın da durumu iyi değilmiş. Adamcağız da yaşlı tabii. Ben bir içeri bakayım. Alo. Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Burada kimse yok. Evde de yok. Yakalanacağını anlayınca kaçtı demek ki. 62-14. 62-14. Ne oluyor? Ne olmuş burada?
Kasap Nuri yok mu? Merkez. Yok, kapalı. Nereye gitmiş? Ya. Kaçmıştır kesin. Kaçmıştır, kaçmıştır. Bizim çocuklarımız da zehirlendi. Sakin olun hanımefendi. Bunun hesabını kim Doğru. verecek? Benim oğlum da zehirlendi. Merak etmeyin, sakin olun. Anlaşıldı lütfen. Merkez. Tamam. Buradayım. Şuna bak. Sen Nuri Ocak mısın? Hayır, değilim. Ama en az Nuri Ocak kadar suçluyum. Bak. Bu da suçluymuş. Ya. Hatta ondan daha fazladır suçum. Tutuklayın beni memur bey. Kanun önünde cezam neyse çekeyim. Ama Allah katında bu cezamı nasıl öderim bilmiyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın. Yazıklar olsun sana. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın seni. Olacağı buydu zaten. İyi oldu zaten, iyi. Nuri de yakalansa çok iyi olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.